Aydın'da her kış sezonu yaşanan taşkın kabusu bu yıl Büyük Menderes Nehri'nde yapılan çalışmalar ve yağışların belli aralıklarla gerçekleşmesi sonucu yaşanmadı. Geçen yıllarda binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığı Yeni Pazar, Aydın, Koçarlı ve Sakö ovalarında bu yıl taşkın sorunu yaşanmadı. Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, son yağışlarla birlikte kuraklık riskinin şu an itibariyle yaşanmadığını, buna karşında Büyük Menderes Ovası'nda bu yıl taşkın sorunu yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Bilindiği gibi geçen yıllarda meydana gelen yağışlarla barajların %100 doluluk oranına ulaşması ve Büyük Menderes Nehri'nin suyu taşıyamaz hale gelmesiyle nehrin değişik yerlerinde patlama olmuştu. Bunun üzerine Menderes Deltası'nın büyük bir kısmının sular altında kalmasıyla etkili ve dikili alanlarda oluşan zarar çiftçiyi üzmüştü. Aydın Ovası'nda taşkın yaşanmayan nadir bir yılı yaşadıklarını belirten Aydınlı çiftçilerden Ali Sert, geçen yıllarda binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Ekili ve dikili alanlarda ciddi zarar oldu. Bu yıl hem yağışlar aniden değil, adeta toprağın istediği gibi aralıklarla oldu. Bu da taşkını önledi. Ocak ve Şubat aylarında kuraklık endişelerimiz vardı. Son yağışlarla bir nebze olsun rahatladık. İnşallah bereketli ve alın terimizin karşılığını aldığımız bir yıl olur dedi. Bu arada geçen yıl sular altında kaldığı için araziye giremeyen pek çok çiftçinin bu yıl toprağını işleyip ekimlerini yaptığı öğrenildi. DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri barajlardaki doluluk oranının ortalama %80 seviyelerinde olduğunu ve sezon boyunca sulamaya yetecek miktarda su rezervinin bulunduğunu belirttiler.